Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde münada ile ilgili alıştırmalar göreceğiz. Tedribat alıştırmalar demekti. Fil münada, münada hakkında alıştırmalar ki inşallah gelecek bölümde de alıştırmalara devam edeceğiz. Ya Ali intebih ile işaratil murur. Ey Ali, trafik işaretlerine dikkat et diye bir cümle. İntebih dikkat et demek. İla işaratil murur, trafik işaretleri. Burada el münada, münada hangisidir diye soruyoruz. A şıkkında ya mıdır? B şıkkında ali midir? C şıkkında intebih midir? D şıkkında el murur kelimesi midir? Tabii ki doğru cevabımız ali olacaktır. Ya ali yu. E, ve buradaki ya nida edatıdır. E, ali ise münadadır. Yani seslenilen demektir. Ve özel isimler yani alem isimlere seslenildiği zaman sonu damme olacaktı. Yani damme üzere mebni olacak ancak mahallen mansup diyeceğiz. Mahallen mansup diyoruz. Neden mahallen mansup diyoruz? Çünkü e, münada normal haliyle e, mansup olduğu için Diğer alıştırmamız, ya eyyuhel edib, emti bi kısasike. Ey edib, bizi hikayenle faydalandır. Yani bize güzel bir hikaye anlat gibi bir cümle. Buradaki münada hangisidir diye e, sorarsak e, şıklarımızı görelim. Yine ya mıdır, eyu mudur, ha mıdır, yoksa el edib kelimesi midir? E, tabii ki e, doğru cevabımız eyu olacaktır. Evet normalde seslendiğimiz kişi edibdir. Yani el edib kelimesidir. Ancak başında elif lam takısı olduğu için biz ona doğrudan ya el edib diye seslenemiyoruz. Ya el edib gibi bir cümle kuramıyoruz. Araya eyyuha geliyor. Ancak eyyuha'nın eyu kısmını münada kabul ediyoruz. Ha ise tenbih edatı olmaktadır. Evet, müzekkerler için eyyu demiştik. Müennesler için ise eyyetu şeklinde gelecekti. Ya eyyetu hen nefsul mutmainne gibi. Evet, bunu da bu şekilde hatırlamış oldum. Halit hud kitabeke vektub derseke. Evet, bu cümlede münada hangisidir diye sorarsak, e, tabi e, burada nida edatının yer almadığını, daha doğrusu hazf edildiğini, düşürüldüğünü görüyoruz. Demek münada normalde cümlede olduğu halde nida edatı, seslenme edatı düşürülebilmektedir. Peki münadayı soruyoruz. Halit kelimesi midir? Huz kelimesi midir? Kitabeke midir? Yoksa derseke midir? Cümlemizi e, Türkçe söylersek Halit kitabını al ve dersini yaz gibi bir cümle. Dolayısıyla burada seslendiğimiz kişi Halit'tir. E, Halittir. Dolayısıyla kime sesleniliyorsa orada nida edatı olmasa bile e, veya farklı gelse bile yani E gibi e, veya HEYA gibi, A gibi, E gibi farklı nida edatlarıyla seslensek de veya olmasa da dediğimiz gibi... Yine kime seslendiğimizi cümleden anlayacağız ve onu münada sayacağız ki burada Halit özel isim olduğu için yani alem isim olduğu için sonu dammeli olarak gelecektir. Ancak dediğimiz gibi sonu dammeli olsa da biz onu mahallen mansup sayacağız. Çünkü münada mansup kabul edilmiştir. Diğer örneğimiz ya talib Evet ey öğrenci. Burada ise e, talip tamam münadadır. Biz bunun e, çeşidini soruyoruz. Türünü soruyoruz. Yani nev'ini e, soruyoruz ki e, bu münadanın özelliği nedir? Özelliği nedir? E, şıklarımızı görürsek e, A şıkkında en nekiretu el maksude Eee kastedilen nekire, maksut nekire. Yani karşımızda hazır olup kendisine seslendiğimiz ...bir nekire isim midir? B şıkkında... ...en nekiretu gayrul meksude... E, ...yani karşımızda... ...hazır olmayan... ...birisine mi seslenmişiz? Bu şekilde... E, ...C şıkkında... E, ...mudaf biri midir? Veya mudaf e, mıdır münada? D şıkkında ise... ...ismu alem... ...yani özel isim midir? Evet, talip bir kere özel isim değildir. E, mudaf da değildir. Çünkü... E, mudaf olması için mudafun ileyh de olması gerekir. Dolayısıyla A şıkkıyla e, B şıkkı arasında düşüneceğiz ve doğru cevabımız ennekratul maksude olacaktır. Yani kastettiğimiz karşımızda direkt kendisine e, seslendiğimiz nekire bir isim. Peki neden gayrul maksude demedik de maksude dedik? Yani kastettiğimiz, karşımızda hazır düşündüğümüz dedik. Çünkü sonundaki hareke e, dammedir. Evet, e, tek başına bu şekilde yani tenvinli değil de tek bir ötüreyle seslenmişsek bu e, ennekiretül maksudedir. Karşımızda hazır olarak düşündüğümüz e, nekire bir isimdir. Eğer ennekiretu gayrul maksude olsaydı bu defa ya taliben diye sonunu mansup okumamız gerekirdi diyoruz. Evet, ya sami'an ey işiten bana yardım et. Sa'idni bana yardım et demek. Burada e, münadanın çeşidini, nev'ini soruyoruz ki buradaki münada sami'an ey işiten e, diye e, sami'an kelimesidir ve yine şıklarımız aynı olsun. Ennekiretul maksude midir bu Sami'an'ın özelliği veya çeşidi? Yine ennekiretu gayrul maksude midir veya mudaf mıdır veya ismu alem midir? Evet, özel isim değildir Sami'an veya mudaf değildir. Çünkü bir şeye izafe edilmemiştir. Edilmemiştir. Dolayısıyla yine A şıkkıyla B şıkkı arasında tercih yapacağız ve az önceki örneğin burada tersine bir durum söz konusu. Çünkü ya samiu diye seslenmemişiz ya samian diye mansup olarak seslenmişiz. Yani sonu fethalıdır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız ennekiretu gayrul maksude olacaktır. Yani kastedilenin kastedilen ee, kast olmayan şu an karşımızda hazır olmayan e, nekire ve sami an zaten e, nekire bir isimdir e, ve e, kastedilen olmadığını, e, şu anda karşımızda hazır bulunmadığını nereden anlıyoruz? Sonundaki iki harekeli yani tenvinli fethadan anlıyoruz veya mansup e, oluşundan e, anlıyoruz. Yani doğrudan mansup oluşundan. Evet, diğer alıştırmamız Ya Erhamer Rahimin Ey merhametlilerin en merhametlisi manasında dualarımızın sonunda söylediğimiz bir ifade. Burada da yine münadanın türünü, çeşidini soruyoruz ki burada münada Erhame kelimesidir ve yine şıklarımız Ennekretul maksude midir veya Ennekretu gayrul maksude midir veya mudaf mıdır veya Eşşebihu bil mudaf mıdır? Yani mudaf benzeri midir? Evet burada e, erhame bir kere mudaftır. E, mudaftır e, ve doğru cevabımız hemen c şıkkıdır. Bunu nereden e, anladık? E, zaten doğrudan sonunun tek fetha ile gelmiş olması bile bunun e, mudaf olduğunu anlamamıza yetmektedir. er errahimin ise mudafun ileyhtir. Ki buradaki e, izafe, yani buradaki tamlama merhametlilerin en merhametlisi şeklinde de mana olarak karşımıza çıkıyor. E, ve e, mudaf olduğu zaman dediğimiz gibi sonu e, fethalı olacaktır. Evet, diğer alıştırmamız Ya mutkinen amelehu ve fekakallah Ey ameli sağlam olan Allah seni muvaffak kılsın. E, buradaki münada mutkinen kelimesidir ve biz bunun çeşidini soruyoruz. A şıkkında en nekiretul meksude midir? En nekiretu gayrul meksude midir? E veya e, mudaf mıdır? C şıkkında eşşebihu bil mudaf mıdır diye soruyoruz ki e, buradaki mutkinen amelahu mana olarak e, mudaf mudafın ileyhtir. E, yani ameli sağlam olan diye bir tamlama söz konusudur. Ancak mudafun ileyhe Mudaf mudafun ileyhe benzememektedir. Yani yazılış bakımından benzememektedir. Çünkü mudaf mudafun ileyhte e, ikinci kelime esreli bitiyordu. Kesreyle bitiyordu, mecrurdu. E, i̇lk kelime ise eğer e, münada içinde yer almışsa sonu tek fetha ile bitecekti ki. E, burada ise yazılışta bunun e, aksine bir durum gibi e, gözüküyor. E, ancak mana olarak ise bir tamlama var. Evet, e, eşşebihü bil mudaf zaten e, o şekilde tarif edilmektedir. Yani mana olarak e, mudaf mudafın ileyhe benzediği halde yazılış bakımından e, farklı e, gelen ifadeler ki e, biz e, şebihun bil mudafla ilgili inşallah alıştırmalara devam edeceğiz. Burada e, biz bunu fiil gibi düşüneceğiz. E, fiil gibi düşüneceğiz ve bunun e, dolayısıyla bir mefhulun bihi, olacak. Mesela burada mutkinen kelimesi e, normalde ismül faildir. Etkene, yutkinu ve mutqin kelimesi hatırlıyoruz ve bunu ismi, ismi fiil gibi düşündüğümüz zaman amele onun mefulün bihi olacaktır ki e, şebihun bil mudafta zaten ya ismül faildir ya ismül mefuldür e, ve devamı ise e, onun ya işte e, bir mudafun ileyihidir. E, ve benzeri e, onun üzerinde amel ettiği kelimelerdir. Dolayısıyla cevabımız eşşebihu bil mudaf yani mudaf benzeri olacaktır. Evet alıştırmalarımıza devam ediyoruz ki e, burada bu defa sorumuz şu şekilde. Haddit fil ayati't-taliyeti el-munada ve harf-i nida. E, gelen verilen e, ayetlerde ...münadayı ve nida harfini belirle e, diye soruyoruz e, ve ayet kırmamızı şu şekilde görelim. قالوا <laughs> لئن Şuara suresine geçen bir ayet-i kerime dediler ki Ey Nuh eğer buna bir son vermezsen yani bu anlattıkları da bu yaptıklarına bir son vermezsen muhakkak taşlananlardan olacaksın. Yani seni taşlayacağız dediler ve burada bir seslenme var. Nedir o seslenme? Ya Nuh diye seslenmişler. ve Dolayısıyla buradaki ya harf nidadır. Yani nida edatıdır e, ve e, Nuh ise seslenilendir. Yani münadadır. Münadadır ve burada münada ism alem'dir. Özel isimdir. Müfred'dir. E, tek'dir ve e, mebniyün ale dammidir. Yani damme üzere son harekesi damme üzere sabittir. Fi mahalli nasbin ale nidaidir. Yani nida e, münada olarak e, nas mahallindedir. Yani mahallen mansuptur diye irabını da bu şekilde e, hatırlıyoruz. Peki devam edelim. E, yine e, aynı sorumuzu sorarak Rabbena la tu'akhizna in nesina ev Evet Amin-er-Resul'ü de e, okuduğumuz e, duanın bir bölümü. E, burada da bir seslenme var. E i̇şte Rabbimiz unutur ya da hata edersek bizi sorumlu tutma derken Rabbimiz diye nida ediyoruz. Rabbimiz diye sesleniyoruz. ancak burada nida edatını göremiyoruz. Burada harfun nida yani nida edatı olan ya veya ey veya e veya eya gibi o edatlardan birisi mahzuftur. Yani düşürülmüştür. Yer almamaktadır. Ancak biz o olmadan da o olmadan da sesleneceğimizi biliyoruz ve burada seslenilen ise Rabbe, Rabbe kelimesidir ki burada münadadır ve Rabbe kelimesi mudaftır burada çünkü bir tamlamanın içerisindedir. Yani bizim Rab yani bizim Rabbimiz şeklinde bir izafe söz konusudur. İzafe olduğu zaman doğrudan mansuptur diyorduk ki mansup oluşunun alameti ise fethadır. Buradaki na damiri ise mudafın ileyhtir, mahallen e mecrurdur. E, mahallen mecrurdur. Neden? Çünkü mudafın ile olduğu için dedik. Yine aynı sorumuzu yöneltelim. İ'malu ale Davud şükran ve qalilun min ibadiyye şekur. Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler azdır mealinde. Sebe suresinde geçen bir ayeti kerime. Burada da bir seslenme var. Ey Davud ailesi diye seslenilmiştir. Ancak yine seslenme edatını yani nida harfini göremiyoruz. O nerede olacaktır? Ale Davud'dan önce gelecektir. Yani ya ale Davud ey Davud ailesi der gibi. Dolayısıyla o mahzuftur yani hazf edilmiştir, düşürülmüştür. Orada yer almamaktadır ya edatı. Peki ale burada e, münadadır ailesi manasında ve mudaftır. Mudaf olduğu için de doğrudan mansuptur e, diyoruz. Peki Davut ne olmaktadır? Ey Davut'un ailesi dediğimize göre burada bir tamlama vardır. O da mudafun ileyh'tir ve e, burada e, gördüğümüz gibi e, mecrurdur. Tabi mecrur olmamak olmakla beraber hareke e, kesreyi alamamaktadır. Bunu da ileride göreceğiz. Rabbi erini keyfe tuhyil Mevte. Ee, yine e, Bakara suresine geçen ayet-i kerime. Hazreti İbrahim dedi ki: "Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster." Burada bir seslenme var. Rabbim diye seslenmektedir. Ancak yine e, buradaki seslenme edatı mahzuftur. Yani e, gizlenmiştir veya düşürülmüştür diyeceğiz e, ve burada seslen e, seslenilen yani münada ise Rabbi kelimesidir. E, buradaki münada e, münaada e, mansuptur. Ancak e, bil fethatil mukaddarati yani takdir edilen bir fetha ile bir üstün ile mansuptur. Niye e, peki o üstün gelmemiştir? Muni min zuhuriha onun ortaya çıkması men edilmiştir. Yani açıktan gelememiştir. Iştigal el mahalle bi hareketil münasebe. Yani münasip bir harekenin o mahalde iştigal etmesi nedeniyle e, münasip hareket ederken burada e, Rabbi diye aslında e, mütekellim yası e, söz konusudur. Ve o yağdan e, kaynaklı esre yani o yağı çağrıştıran esre Rabbi'ye verilmiştir. Dolayısıyla feth yerine artık o esre... Geçerli olmuştur. Buradaki ye vel ya'ul mahzufe yani orada gizlenmiş olan, düşürülmüş olan ye e, damirdir. Mebnîn ala sukun, sukun üzere, hareketsiz şekilde e, sabittir. Fi mahalli cer, e, mecrurdur mudafun ileyh olarak. Yani normalde e, Rabbi şeklinde uzatan bir ye orada olmalı iken ayet-i kerimede düşürüldüğünü görüyoruz. Ey eyyühen rabbekum. Bakara suresine geçen bir ayet-i yine. Ey insanlar Rabbinize kulluk edin. Evet burada yine yağının açık bir şekilde geldiğini görüyoruz. Ve e, burada münada ise eyyu kelimesidir. O da mebniyün ala dammi fi mahalli nasbin ala nidaidir. Yani münada üzere nas mahallindedir ve e, damme üzere mebnidir. E, ve ha ise Tenbih edatıdır Tenbih edatıdır Buradaki ennas kelimesi normalde seslenilen O olduğu halde artık biz ona Na'tun merfu'un Diyoruz yani e, merfu bir sıfattır Ve alametur refihi Dammedir Merfu oluşun alameti dammedir Peki neden e, biz burada eyyuha dedik Çünkü e, ennas kelimesinin Başında eliflam takısı Bulunduğu içindir e, Diyoruz Evet münada ile ilgili alıştırmalara inşallah gelecek bölümde de devam edeceğiz buluşmak dileğiyle.